Evet, kaydı da başlattık. Ekranımızı ne yapalım? Ekran değil de şuradan ekranın tamamını paylaşalım arkadaşlar. Evet, ekranımızı da görüyorsunuz. Şu an metnimizi görüyor musunuz? Evet hocam. Evet, Sadal Hayat diye bir parça var. Ders-ül Rabi 4. ders. Bu metni okuyacağız. Anlamaya çalışacağız. Hadi Türkçe'yi güzel bir şekilde ifade etmeye çalışacağız Türkçe'de. Siz zaten herhalde gördüğünüzde de hemen bunu anlarsınız. Evet arkadaşlar. Ben ara ara kontrol edeceğim görüşmeye katılan var mı diye. Onları da onaylarız. Evet, Sadal Hayat. Sadal Hayat ne demek arkadaşlar? Ne deriz Türkçe? Hayat sesi gibi öyle bir şey hocam. Hayatın sesi. Biz sadaya yansıma diyoruz arkadaşlar. Hayatın yansıması. Sada şeydir. Hani bir ses boş bir ortamda, kapalı ve eşyaların olmadığı bir ortamda konuştuğunuz zaman sesiniz duvara çarpar geri gelir. Özellikle boşluk alanlarda, düzlük alanlarda, etrafı dağlarla çevrili alanlarda da böyle yüksek vadilerde de bunu görebilirsiniz. Bilmiyorum sizin oralar nasıldır da bizim buralar engebeli olduğu için bunları biz çok görürüz, duyarız. Bunlara şahit oluruz zaman zaman. Haraca ahadül hükema ma'ibnihi haricel medineti liyuarrifahu umural hayati fi cevvin nakiyyun. Bilginlerden biri oğluyla birlikte şehrin dışına çıktı. Şehrin dışına çıktı ya da şehrin dışına gitti diyebilirsiniz arkadaşlar. Niçin? Liyuarrifahu ona öğretmek için neyi? Umural hayat, hayatın meselelerini diyebilir miyiz? Umural hayata ne diyebiliriz? Hayatın durumunu, halini diye çevirebiliriz. Hayatı da diyebiliriz derseniz hayatı ona öğretmek için ne zaman gitti? Fi cevvin nakiyin böyle ne diyelim temiz bir havada, aydınlık, bulutların falan olmadığı bir havada diyebiliriz. Nakiyun ne diyorsunuz arkadaşlar? Nakiyun kelimesi için. Temizdi. Temiz, değil mi? Temiz. Bir de Arapçada nikyun kelimesi var. Bunun da aynı kök harflerine sahip. Nikyun kelimesi. O ne anlama geliyor? Sevmek mi? He? Sevmek mi? Öyle. Onu şöyle belki şunu yapabiliriz. Şu kelimemiz arkadaşlar. Nikyun. Saf. Saf. Bunu dikkat etmiyorum. Bu şu kelimemiz şu. Orta harfin harekeli, onu da harekeliyim. Nikyun. Kemik iliği duydunuz mu hiç? Siz daha Safi. sağlıkçılar olarak. He? Safi. Safi mi? Yani bu Nakıyon. Nakiyun değil de Nikyun diye bir kelime sözlükte Nakıyon. ben Ha, görmüştüm. bilmiyorum. Bu kelimeye bakarken, Nakiyun kelimesine bakarken dikkatimi çekmişti. Bu da bu kemiklerin içinde ilikler olur ya, biz ona ilik diyoruz. Ya da o beyazımsı sıvı ya da jöle benzeri bir sıvı. Ona biz ilik deriz. O kemik iliği de şifalıdır. Onun işte kemik alır. Biz kemik alırız kasaptan, kemiği kaynatırız, onun içini, kemiğin o içindeki sıvıyı çorbaya yapar,
tüketiriz. Özellikle kırıklarda, çıkıklarda çok faydalı olduğuna inanırız arkadaşlar. Ve doktorlar da tavsiye eder onu. Evet, ba'iden andaha bil medineti ve humumiha. Şehrin gürültüsünden ve bu sıkıntılarından uzaklaşmak için ya da uzaklaşarak temiz bir havada ne yaptılar? Şehrin dışına hayatın işlerini çocuğuna öğretmesi için oğluyla birlikte bilginlerden biri şehrin dışına gitti. Selekel isnani vadiyen amikan tuhituhu bihi cibalun aliyetün. İkisi derin bir vadiye doğru yola koyuldu. Nasıl vadi? İkinci sıfatı geliyor arkadaşlar. Böyle yüksek, yüce dağların etrafını sardığı derin bir vadiye doğru ikisi yola koyuldu. Ve esna seyrihima taassara tıflu fesakata ala rukbeteyhi. Yolculukları esnasında ya da giderken çocuğun ayağı tökezledi. Bunun üzerine iki dizi bundan dolayı iki dizi üzerine çocuk ne yaptı? Düştü. Ve saraha ta'biran an elemihi ah. Acısını ifade ederek ah şeklinde bağırdı. Dedik arkadaşlar. Acısını, elem acı demek biliyorsunuz. Acısını ifade ederek ah diye bağırdı. Ya da şey diyelim buna cümlenin mef'ulün li'eclih diyelim arkadaşlar. Tabir anan elemihi acısını ifade etmek için bağırdı. Acı ah diye bağırdı. فَاِذَا بِهِ يَسْمَعُ مِنْ اَقْسَ الْوَادِي صَوْتًا مَاثِلًا ah. فَاِذَا بِهِ bu esnada يَسْمَعُ مِنْ اَقْسَ الْمَد۪ي vadinin bu uç noktasından benzer bir ses işitti diyoruz. Hani işitti. Ah şeklinde benzer bir ses işitti. Fenesiye tıflü eleme çocuk acıyı unuttu ve sara fi dehşetin sailen mastara savti men ente. Şaşkınlık içerisinde hızlıca hareket etti. Sesin kaynağını sorarak şaşkınlık içerisinde hızlıca hareket etti. Men ente. Sen kimsin? Arkadaşlar bir saniyenizi alıyoruz. Misafirlerimiz geldi. Zaman zaman misafirlerimiz olacak. Ekranı görüyorsunuz. Evet. Neredeyiz? Şuradayız. فَاِذَا الْجَوَابُ يَرُدُّ عَلَيْهِ مَنْ اَنْتَ Cevap ona men ente şeklinde ona cevap verildi diyoruz arkadaşlar. فَاِذَا الْجَوَابُ يَرُدُّ عَلَيْهِ مَنْ اَنْتَ Ona cevap da menente şeklinde oldu. Ya da buradaki feizayı fucaiye izası dersek hemen ses, hemen cevap menente şeklinde ona geldi. Zadet dehşetuhu tıfli çocuğun şaşkınlığı arttı. Varadda aleyhi çocuk da ona o sese cevap verdi. Ne diye? Bel bilakis aksine ene eselüke menente. Aksine ben senin kim olduğunu sana soruyorum. Ve marraten uhra bu sefer ya da bu defa
kâne raddü bi nefsil kasveti ve şiddeti. Bu defa cevap aynı şiddet ve sertlikteydi. Bel, bilakis öne eselüke men ente, bilakis ben sana senin kim olduğunu soruyorum. Fakat tıflu savabehu, çocuk aklını pardon, fakat tıflu savabehu, çocuk bilincini kaybetti. Vasaraha gadeben, kızgın bir şekilde bağırdı. Ente ceban, sen korkaksın. Sen korkaksın diye kızgın bir şekilde bağırdı çocuk. Ve binefsil kuvveti etahur raddü. Aynı sertlikte cevap ona geldi. Aynı şekilde ona cevap verildi diyelim buraya. Ente cebanın, sen korkaksın. Adrakes-sagîru indaha ennehu bihacetin li en yetealleme min ebîhil-hakîm dersen cediden. Edrakas-sagîr, çocuk anladı indaha, o esnada. Neyi anladı arkadaşlar? Ennehu bihacetin, onun ihtiyacı vardı. Neye? Li en yetealleme min ebîhil-hakîm, babasından, yani bilge babasından yeni bir ders öğrenmeye ihtiyacı olduğunu çocuk ne yaptı anladı o esnada. Ve kablen yetemâta fişşetâim, ne diyelim, hakaret etmeye devam etme, hakaret etmede ısrar etmeden önce, yani hakaret etmeye devam etmeden önce, yani evet, temelleke a'sâbehu, sinirlerine hakim oldu. Vantazara müsaadete ebihi, babasının yardımını bekledi. Anlaşılıyor mu? Arkadaşlar. Evet hocam. Evet. O zaman devam edelim. Taamelel ebu ma'al hadesi bi hikmetin. Baba olaya hikmetli bir şekilde olayı ele aldı diyelim. Ya da olayla, vakayla hikmetli bir şekilde, bilgece ilgilendi. Fakale libnihi, çocuğuna şöyle dedi. İntebih lil cevabi hazihil merrate. Bu defa cevaba dikkat et. Ve sahel hakimu fil vadi, bilge vadide bağırdı. İnneni ahtarimuke, ben sana saygı duyuyorum şeklinde vadide bağırdı. Feca el cevabu binefsil vakar. Cevap, akabinde cevap. Fa'ya burada arkadaşlar takibiye diyelim. Akabinde cevap aynı ağır başlılıkla geldi. İnneni ahtarimuke, ben sana saygı duyuyorum. Cevap da yine buymuş. Feteaccebet tiflu min tagayyuri uslubil mucib. Çocuk şaşırdı. Neden? Min tagayyurul uslubil mucib. Cevap verenin uslubunun değişmesine şaşırdı. Ya da değişmesinden ötürü şaşırdı. Fakable en yes'ele validehu, babasına sormadan önce sahel ebu mükemmilen bi savtin alin. Yüksek bir sesle tamamlamak üzere. Neyi tamamlayacak? Konuşmayı tamamlamak için tamamlayarak bağırdı. Mükemmilen. Kemente râ'i'un. Sen ne kadar da harikasın. Sen ne kadar harikasın. Ve kâne raddu alâ tilkel ibâretel râkiye. Bunun üzerine cevap, bu şey diyelim. Rakiye'ye ne diyelim arkadaşlar? Hadi siz buna güzel bir şey verin, anlam verin. Rakiye kelimesine ne diyelim? El ibara el rakiye ne demek? Kibar da Güzel demek olabilir değil mi hocam? He? Kibar da Güzel olabilir demek mi? değil mi? Kibar mı dediniz? Kibarlı.
Kibar güzel. Bence kibar olur. Başka? Güzel de olur. Arkadaşlar, başka ne diyebiliriz? Seçkin diyoruz, kaliteli diyoruz arkadaşlar. Seçkin, kaliteli diyebiliriz. Seviyeli. Bu kibar şeye, ifadeye cevap şu şekilde idi. Kem ente ra'iun. Sen ne kadar harikasın. Zuhilet tıflu mimma semi'a. Duyduklarından ötürü çocuk böyle sarsıldı, şaşırdı. Ve lem yefhem sırrat tahavvuli fil cevap. Cevaptaki dönüşümün sırrını anlamadı. Sır biliyorsunuz arkadaşlar. Ya da cevaptaki değişimin, dönüşümün gizemini anlamadı. Liza bu nedenle Samet'e muntazıran tefsira min ebihi lihadihi tecrübetil acibeti. Bu ne diyelim, acayip de diyebiliriz de dikkat çekici enteresan tecrübenin açıklamasını beklemek üzere çocuk babasından açıklamasını beklemek üzere çocuk ne yaptı? Sustu. Ya da sessiz kaldı. Bekleyerek sessiz kaldı. Neyi bekledi? Açıklama babasından. Kâlel hakimu hakim bilge cevap verdi. Ey büneyye, ey evladım. Nahnu nusemmi hâzihi zâhirete tabi'iyyete fil âlemil fizyâi sada saltin. Biz bu tabiat olgusunu ya da olayını fizik alemdeki bu tabiat olgusunu saltil sada olarak isimlendiririz. Yani sada saf sesin yansıması diyoruz arkadaşlar. Ya da sesin sadası. Şu sada kelimesi Türkçe'de aynı şekilde kullanılmakta. Onu da söyleyelim. Sada kelimesi Türkçe'de sada şeklinde kullanılmakta. Ama Arap harfleriyle değil de Latin harflerle. Lakinneha ancak o fil vaki'i gerçekte o hiyel hayatu bi'ayniha bizzat hayatın kendisidir. Aslında o hayatın bizatihi kendisidir. Fel hayatu hayat la tu'tike sana bir şey vermez. İlla bi kadri ma tu'tiha ancak senin ona verdiğin kadarını sana verir. Şöyle diyelim şu cümleye. Hayat ancak senin ona verdiğin kadarını sana verir. Ve la tahrimuke illa bi miktari ma tahrimu nefseke minha. Sana yasaklamaz ve la tahrimuke illa bi miktari ma tahrimu nefseke minha. Ancak sen kendini ondan yasakladığın kadarıyla sana bir şeyleri yasaklar. Yani sen kendini ne kadar belki sakınırsan diyelim hayatta ne kadar birçok bazı şeyler uzak durursan o kadar uzak durmuş olursun gibi bir cümle arkadaşlar bu. Bunu siz de tercüme edebilir misiniz Türkçe'ye? Şu cümleyi arkadaşlar. Ve la tahrimuke illa bi miktari ma tahrimu nefseke minha. Yani sen kendine yasak koyduğun kadarıyla hayat sana yasak koyar diyebiliriz. Evet arkadaşlar, sizden de tercüme bekliyorum. Evet. Susmayı mı tercih ediyorsunuz?
Evet, Faysal, Ela, Fatıma, Dua, Yasir, Ali, Rahaf. Hocam cümleye geri döner misiniz? Heh. Buyurunuz. İşaretlediğim cümle maviyle. Hocam kendine yasaklanana kadar hiçbir şey yasaklanmadığı anlamı mı geliyor acaba? Yani ben şöyle anlıyorum. Hayat sen kendine yasakladığın kadarıyla hayat sana yasak koyar. Evet öyle hocam, öyle bir şey. Başka bir tercüme etmek isteyen arkadaş var mı? Hocam ben de şöyle tercüme ediyorum diye. Kimdi biraz önce tercüme eden? Ben hocam. Evet, Rahaf. Evet, Ali, Yasir, Ela, Faysal, Dua, Fatıma. Sizler ne diyorsunuz? Devam edelim. Sizler sessiz kalmayı tercih ettiniz. El hayatu mir'atu a'malike. Hayat senin amellerinin ya da eylemlerinin bir aynasıdır. Vasada akvalike, sözlerinin de yansımasıdır. Dolayısıyla hayat davranışlarının aynası, sözlerinin de yansımasıdır. Fe izâ eradte en yuhibbeken nasu, sen insanların seni sevmesini istersen feahbibihum, onları sevmelisin, onları sev. Ve izâ eradte en yuvakkirûke, insanların sana saygı göstermesini istersen tevakkirihim, onlara saygı göster. Ve izâ eradte en yerhamûke, insanların sana böyle merhametle davranmasını istersen terhamhum, onlara merhametli ol, merhametle davran. Ve izâ eradte en yusâidûke, İnsanların sana yardım etmesini de istersen fesaidhum, onlara yardım et. Ve izâ eradte en yestemi'û ileyke, insanların seni dinlemesini istersen liyefhemûke, şuradan bir daha alalım arkadaşlar. Sen istersen yestemi'û ileyke, seni dinlemelerini liyefhemûke, seni anlamaları için, seni dinlemelerini istersen insanların festemi' ileyhim, onları dinle, litefhemehum, onları anlamak için evvelen, öncelikle sen onları anlamak için dinle. Ve la tetevakka, bekleme, minen nas, insanlardan en yasbiru aleyke, sana sabırlı davranmalarını ya da sana sabretmelerini insanlardan bekleme. İlla ancak bekle. İlla sabert aleyhim ibtidaen. Öncelikle sen onlara sabrettiğinde ancak insanların sana sabretmesini insanlardan bekle. Şeklinde tercüme ediyoruz arkadaşlar. Ya Büneyye, ey evladım, hazihi sünnetullahi leti tantabigu ala şetta mecalatil hayat. Ey yavrum ya da ey evladım. Biz bunu yavrucuğum diye de tercüme ediyoruz. Böyle küçük çocuklara sevgi ifadesi olması için arkadaşlar, yavrucuğum, evladım, canım, ciğerim şeklinde de bunu şekilde hitaplarımız var. Havvihi sünnetullah. Bu Allah'ın sünnetidir. Nasıl sünnet? Elleti tentabiku ala şetta mecalatil hayat. Hayatın birçok farklı alanlarında tatbik edilen, uygulanan Allah'ın sünnetidir bu.
Fe innehu o sadal hayat. Hayatın bir sadasıdır. Bir sesidir. Bir yansımasıdır. Ve setecidu fiha sen onda bulacaksın. Neyi? Ma kaddemte. Yani vermiş olduğun şeyleri onda bulacaksın. Ve tahsidu onda hasat edeceksin, toplayacaksın. Ya da elde edeceksin. Neyi? Ma zaraate ekmiş olduğun şeyi de ne yapacaksın? Hasat edeceksin. Yani ektiğini biçeceksin diyor. Böyle bir metin değerli arkadaşlar. Nasıl dersimiz anlaşılıyor mu? Anlaşılıyor hocam. Evet. Sizden de katkı bekliyorum falan ama siz pek yanaşmıyorsunuz ya bana katkı sunmaya. Devam edelim. Şimdi burada kelimelerimiz var. İsterseniz Türkçedeki karşılıklarını da görün. Sada, yankı demek. Aksi seda demek. Sadanın yansıması. Dahabun, gürültü, kargaşa demek arkadaşlar. Sahabun. Taathara, tökezledi, ayağa takıldı. Temada, yetemada, fi bir şeyde ısrar etti. Şetmün değil de bu. Şetimetün olacak. Şetaim, bu hakaret gibi anlamları var. Temelleke asabehu, sinirlerine sahip oldu, hakim oldu. Temelleke sahip oldu biliyorsun. Kem ente ra'i'un, bu da sen ne kadar harikasın. Bu da buradaki kemi haberiyedir. Kemi haberiye diye bir şey duydunuz mu arkadaşlar? Evet, zuh ile Evet. şaşır. Efendim? Hem haberiye var ve adediye de var. Adediyeye biz burada ona genelde şey diyoruz abi. Ha, İstifhamiye diyoruz biz. haberiye diyoruz. Ha, biz iki şekilde kemi öğretiyoruz derste. Bir Evet. haberiye bir de istifhamiye diyoruz. Muhtemelen senin dediğin istifhamiyedir. Yok hocam, istifhamiye de var, adediye de var. Adet şey. Bir örnek verebilir misin? Ha mesela ha, kaç tane diyor mesela? Kem Tam bir şey. kitaben karate. Ha, Kaç on kitap adedi okudun? diyoruz. Kaç kitap okudun? Kem veleden lek mesela. Ha, öyle. Kaç tane çocuğun var? Evet. Kem nuhuten indek? Ne kadar paran var? Gibi. O adediyedir. Yani biz buna istifhami olarak hepsini anlatıyoruz. Tamam. Kem umruke, kaç yaşındasın falan gibi. Böyle ifade ediyoruz ama aynı şeyleri farklı isimlendiriyoruz. Evet, sen kimsin bu arada? Senin sesini aldık ama ismini bilelim. Ali Faysal. mi? Faysal. Faysal güzel. Evet, şimdi şurada artı ve eksiler var arkadaşlar. Bakalım metni ne kadar anladık, ne kadar metne hakimiz, anlamaya çalışalım. Ta'athara le bi esna es-seyrihi ma ibnihi fasakada ala rukbeteyhi. Doğru mu yanlış Doğru. mı? Yanlış hocam. Yanlış hocam. Yanlış hocam. Yanlış değil mi? Evet. Baba mı düştü, çocuk mu düştü? Çocuk düştü. Çocuk düştü. Burada da ala seyrihi diyor. Seyri himaydı. Esna seyri himaydı. Evet, yanlış arkadaşlar bu. Sadal savti zahiratun tabiiyetun fi alemi fizyai. Doğru. Doğru. Doğru değil mi? Evet. Ta'accebel ebu min savtillezi yeruddu ala alebnihi. Ala ibni. Yanlış. Hayır, Yanlış. Evet. Yanlış değil mi? Çünkü baba zaten sesi biliyor. Çocuk şaşırıyor. El hayatü mir'atül amali ve sadel ekval. Doğru. Doğru. Kâne raddu alel ebi binefsil cefai ve hiddetil hitabi. Buna ne Yanlış. diyebiliriz arkadaşlar? Doğru hocam.
Bu da doğru yani cefa da aynı böyle sertlikte diyelim ya da aynı tonda diyelim. Devam edelim. Yecidül insanı ma takaddeme fi hayatihi ve yahsidu ma zera'ahu. Doğru. Doğru. Güzel. Bunu bana bir güzel bir tercüme yapın arkadaşlar. Türkçe'ye uzun yıllardır Türkiye'de kalıyorsunuz. Bunu Türkçe'ye lütfen güzelce tercüme yapın. Hatta Türkçe'de Biz bunu anlatan da bir atasözü var. Darb-ı mesel var. Siz Arapçada mefel diyorlar. Darb-ı mesel de deniyor. Biz atasözü olarak ifade ediyoruz. İnsanın hayatında verdiğini sonra bulacak. Evet, insan ne verirse hayatında onu bulur, yani verdiğini bulur, ektiğini de biçer. Ne ekersen onu biçersin diye bir atasözü var. Ne verirsen elinle o gider seninle diye de bir veciz ifademiz var arkadaşlar Türkçe'de. Ne verirsen elinle o gider seninle. Tabi burada şey kastediliyor, ahiret. Evet, şuradan birkaç bakalım. Meşel hakim ve ibnehu fi vadin beyne nokta nokta. Cibal. Cibal. Beyne cibal değil mi? Çok güzel. Hukuku neydi? Hocam Noktada. araziler gibi yani büyük araziler ekiyorlar ya onlara hakkı Evet. diyorlar. Bizde evet tarla. Biz tarla diyoruz arkadaşlar. Çok güzel. Nasiyet tuflu eleme bi süratin bi sebebi Dehşete. Dehşete. dehşetihi değil mi? Yani şaşkınlığından ötürü acısını hızlıca unuttu. Güzel. Kâne reddüllezî yesma'uhu Bir nefis. sagîru. Evet. Bi nefsi şiddeti saftihi. Değil mi? Güzel. Taamele bu ma'al hadesi Bir hikme. bir hikme. Çok güzel. Çok iyisiniz burada ama yukarıdaki metinde hiç sesiniz çıkmadı. Hocam ben biraz geç geldiğim için öyle çıkmadı sesim. Kim o? Kim? Benim hocam ben Rahef. Rahev, hoş geldin. Hoş bulduk hocam. Ehlen bikum. Keyfel hayat. Harika hocam, güzel. Aa, nerede harika? Huna Merhaba. tamam. Yani burada mı sen yani buradaki hayatı mı kastediyorsun? Evet hocam, ya yani şimdilik bakalım Evet. artık ne gelecekse. Evet. Temenna. Leküm. Ettevfik. Teşekkür ederiz hocam. Evet. El hayat nokta nokta. Murat. Miraat değil mi? Miraat. Şunlar artık siz bilirsiniz. Limada haracel hakim mabnihi haricel medine diyelim falan. Uruben minel medine yücet fihi fiha dahabun davdaun televvüsün falan falan arkadaşlar bir sürü şey var. Evet burada ne diyor? Ha, burası çok güzel. Burasını siz de seveceksiniz. Arapça bir ifadeyi yine Arapça bizden ne istiyor? Bulmamızı istiyor. Benzer ifadeler. Ama manayı baz alacağız. İhtaril ma'nel münasibe li cümlelil atiye. Aşağıdaki cümlelerin uygun anlamlarını ne yapınız? Seçiniz ya da bulunuz diyelim. Ba'iden an daha bil medine, vaha saha bil medine
Uhumumiha. B hocam. B'ye ne dedi? Ba'iden anet davda ve duğudil medine. Çok güzel. Evet, buradaki davda sahap, suhutta humuma karşılık gelir arkadaşlar. Çok güzel. İkiye bakalım. Fakat C hocam. He? C. Aklehu ve sahafi gadabın. Bu da güzel. Üçe bakabiliriz. Fakat sığır aklehu ve sahafi gadabın. Şuraya bakalım. Bu doğru. Şuraya. El hayatı mulatı amalık ve sada akvalık. El hayatı sura ta'kis kelamık ve afalık. Evet. Evet. O zaman dörde bakalım. İdarat yani yufakkira yufav yuvakkaraka yuvakkaraham. Hangisi? İhtaramın nasıl nasıl ihtaramı? B. Evet. Evet. Diyelim. Beş. A hocam. Beşe A dedik. Saytar ala kadabihi ve tevekkafe annis annis bu ne ya? Sebat. Annis Sebat. sebab. Sebat hocam. Annis sebab. Evet. Tamam. Bu Arapçada telaffuzları yan yana gelen kelimeler, şey harfler, kelime içerisinde yan yana geliyorsa, eğer bizim gibi ana dili Arapça olmayanlar için telaffuz etmesi zor oluyor arkadaşlar. Çünkü mahreçleri birbirine yakın olunca, yakın mahreçler aynı noktalardan çıktığı için bir anda o noktayı tekrar çıkartması zor oluyor. Böyle bir kural da var Arapçada. Bilmiyorum, vakıf mısınız? Şuradan burada ne diyor bakalım. Kelimeden manal ibaratil anlamına gelen şeyleri getiriniz diyor. İbareden aynı anlama gelen bir kelimeyi getiriniz. Es-savtul lezî ya'ûdu ileyke ba'del inkisâ ba'del inkâs inkâs alâ cebeli ev gayrihi. Sada. Sada değil mi? Zaten metnimizin aynen konusu da oydu. Es-şahsü lezî yetasarrafu bi hudûin ve yeteâmelu bi hikmetin kavlen ve fi'len. Hakim. Hakim değil mi? Çok güzel. Ardun munhafidatun beyne mumtedde mumtedde beyne suhuri vel hizabi vel cibali. Evet. Vadi. Aslında el vadi de diyebiliriz buraya ya. Aynen. Ha, vadi. Evet hocam. Edatun ta'kisu surate kema hiye fi vücudu tav'i. Mir'a. Mir'at. Mir'atun. Evet, mir'atun dedik. Burada ne var? Kelimelerimizin burada müfretlerini bizden bulmayı istiyor arkadaşlar. Direkt bakıp söyleyebiliriz. Hükema. Hakim. Hakim. Hakim gelir değil mi? Çok güzel. Aynen. Cibal. Cebel. Cebelün, cibalün. Şetaim. Şetim. Şetime gelir. Çok güzel. Asabehu. Asabahu. Asabahu. Asabun değil mi? Hayır. Asabahu. Asabahu. Yok yok. Bunu şuradaki hu'yu görmeyin arkadaşlar. Bu kelimenin müfredini bulacağız. Asabun evet, kelimesi. Evet hocam, o zaman asab. Evet, asabun. Ekval arkadaşlar, orada bir şey olmuş, onu bunu şey yapalım, bunu da not alayım da şurada kitabı açayım, kitabı tahsih ederken onları da göz önünde bulunduralım arkadaşlar. Kaçıncıydı o? Dörttü değil mi?
Evet, onu da göz önünde bulunduracağız. Evet. Buraya ne dedik? Ekval Kavli dedik hocam. kavli dedik değil mi? Evet. Mecalat. Mecal. 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 Çok güzel. Şimdi gelin bakalım. Kelimelerin muradifleri ile kelimelerin arasını birleştirin. Muradif ne demek? Türkçeden söyleyebilir misiniz? Ters demek lazım. He? Kelimenin tersi. Ters. Ters değil. Eş anlam diyoruz. Biz. Burada tersi şu olur anlam bakımından. Zıt. Şuradaki kelimeleri şu gruptan bulacağız. Şu grup kelimeleri arkadaşlar şu grupları şu gruptan bulmaya çalışacağız. Saraha. Sah. Saha değil mi? Elemün Vaca. vecen değil mi? Dehşetün Taaccüb. bu da taaccüp deriz buna. Güzel. Es-sahabu Dağda. davda çok güzel. Er-rakiye İhtiram. Er-rakiye es-samiye olur arkadaşlar. Evet hocam. Bu da yüksek yüce demek. Yüksek yüce böyle seviyeli, kaliteli. Tavkir, İhtiram. ettevkir. İhtiram değil mi? Aynen. Assamt. Sükut. Sükut. Es-sukut. Çok güzel. Sükut. Tetevakka. Taaccüb. Tentadır hudud. Tetevakka. Tentadır hudud. Tentadır Evet. Tantaviru hudus dedik. Güzel. Burada da kelimelerin zıtlarını bulacağız. Şu gruptaki kelimenin bu gruptan zıttını bulacağız. Aksini bulacağız arkadaşlar. evet hocam. Cebanün. Şuca. Şuca. Güzel. Cevabın. Sual. Sual. Evet. Cebana ne dedik biz Türkçe hatırladık mı? Korkak değil miydi hocam? Evet. Korkaktı. Çok güzel. İptidaen. Cihan. İntihar. Nerede? Bir gösterin bana. Ha şurası. Evet hocam. Evet. Tahavvül. Sebat. Sebat değil mi? Sabit kalma. Tahavvül değişim. Nakiyun. Vasıf. Vasıf. Vesih. Bu da dediniz. Evet. Hasade. Zera. 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 Hasat etti. İhterame. Zera muhtakara. Muhtakar. İhtakara, hor hakir gördü değil mi? Aşağıladı, küçümsedi falan gibi anlamlara geliyor. Evet. Bura neydi? Burayı, burada değil de şurada bir önce bir şuraya bakalım. Şuradan aşağıdakinlere bakalım. Burada biraz gramerimiz var. Ondan sonra kalırsa şu yukarıya bakacağız. Şuradaki parçada geçtiği kadarıyla şurada bizim şeylerimiz var arkadaşlar. Kaç tane? 5 tane fiilimiz var. Bu fiillerin hangi harfi cerlerle kullanıldığını hatırlayabilecek miyiz? Tuhidu bu ahata yuhitu tuh şeydir. İhata, çevrelemek, kuşatmak değil mi? Etrafını sarmak gibi anlamlara gelir. Hangi harfi cer alır bu arkadaşlar? Tuhitu bir hal Men için. Ha? tuhitu. Min değil arkadaşlar. Bir harfi ceriyle mef'ulün bihini alır. Diyoruz biz. Tuhitu Ha? bi. Tuhitu bi. Evet. Tuhidu bi. Çok güzel. Taaccebe. Men olabilir mi? Min. Çok güzel. Sakata. Sakat fi. Ala rukbetihi diyordu. Hatırladınız mı? Ha evet. Evet. Edrake Anne. Enne. enne değil mi? Evet. Yetemada Fi. iyi demek değil mi? Çok güzel. Şimdi geçelim. Şurada bizden diyor ki şöyle bakın buradaki hatta şuraya bakalım üsluplarının aşağıdaki
örneklerdeki uslup türlerini tespit ediniz diyor. Yani bu ne demek? Ben şöyle bakıyorum. Şurada cümle türleri var. Ya da şekilleri. Bunların hangi üsluba dahil olduğunu istiyor. Bir tane örnek vermiş. El hayatu la tu'tike illa bi kaderi ma tu'tike. Nefi demiş arkadaşlar. Aslında burada yani üslub olarak nefi demiş. Yoksa bu bir isim cümlesidir yani. Onu da söylemekte fayda var. Ey Büneyye ne olur arkadaşlar? Ey Büneyye. Nida olabilir mi hocam? Nida değil mi? Çağırma, seslenme. Evet. Men ente ne olur? İstifham. İstifham. Çok güzel. İnneni ahterimuke. Bu ne olur? Tevkid. Tevkid olur. Çok güzel. İntibihli cevabı hadihil merra. Amar. Evet, emir olur. Çok güzel. İdaraten yuhibbuken nas. Bu ne olur arkadaşlar? Şart olur değil mi? Zaten izah şart edot olarak sıklıkla görmekteyiz. La tetevakka. Bu ne olur arkadaşlar? Nefi. Bu da nefi olur değil mi? Bekleme. Aynen. Evet. Aslında bu şey olmaz ya. Şuraya nefi demiş de. Burada bir sıkıntı var. Kastın. Bu şu olur yani bu bu emre girer bence. Biz buna Türkçe'de emrin olumsuzu nehi hazır diyoruz. Nehi olur da bu. Burada nefi ile olumsuzlama demek nefi. Ama bu emre daha uygun yani. Emre daha uygun diyorum ben. Ama olumsuz emir diyoruz biz aynı zamanda. Geçiyoruz şuraya. Saraha tabiran an elemihi i'rabül kelime demiş. Tabir kelimesi ne anlama gelir arkadaşlar? Cümlenin hangi ögesidir? Mef'ulün mutlak. Mef'ulün li'ecli hal ve de mef'ulün bi. Sizce ne olabilir? Hal. Hal mi olur? Mef'ulün li'ecli. Evet, o zaman şey diyelim. Hal diyen niye hal dedi? Mef'ulün li'ecli diyen niye mef'ulün li'ecli dedi? Tabiren al elemi. Hocam şey cümlede yazıyor. Tabiren an elemi. Mef'ulün li'ecli. Gramerde. Gramerde mef'ulün li'ecli olur değil mi? Bağırmasının aynen nedenini ifade ediyor. Yani hı-hı, eylemin nedeni burada açıklanıyor. Niye aynen hal dedik hal diyen arkadaş? Diyelim, devam edelim. El hayatü miratül a'malik ve sadaya ehvalik. Burada ne demiş? El haberu fi cümleti sabika. Bu cümlenin haberi ne tür bir habermiş? Bakalım. Cümletin ismiyetün isim cümlesi mi? Cümletin fiiliyetün fiil cümlesi mi? Müfredün müfret haber mi? Şibh cümletin şibh cümle haber mi? Hangisi olur arkadaşlar? A olabilir mi hocam? Cümletin ismiyetün. Evet. Bir tanesi A dedi. Başka? Müfret. Biri müfret şey, dedi. Haber istiyor. Evet, haberin türünü, çeşidini arıyoruz biz. Mir'atü haber. Evet, mir'atün müfret haber aslında, evet. Şuraya biz haber öbeği diyebiliriz. Ama cümle olmadığı için müfret diyoruz. Müfret haber. Şimdi devam edelim. Fakade tiflu sevabehu ve saraha kadiben. İ'rabu kadiben. Kadiben kelimesi bu cümlenin hangi öğesidir? Evet. Sıfı. Kim ne dedi? Benim. Sen kimsin bu arada ya? Sen Dua. Dua. Çok güzel. Ha, cevap veriyorsun. Bu beni mutlu ediyor. Evet. Ne dedin dua? Sıfat. Sıfat dedin. Evet. Evet. Dua sıfat dedi. Başka?
de sıfat dedim. Bir sıfat daha geldi. İki sıfat. Belki sıfat hocam. Bir sıfat daha mı geldi? Evet, başka? Tamam. Şimdi ben şurayı tercüme edeyim. Siz bakalım ne değişecek mi fikriniz? Fakat tıflu savabehu. Çocuk bilincini kaybetti. Vasara hakadı ben. Kızgın bir şekilde bağırdı. Sıfat olması için bu kadip kelimesinin cümledeki öge bakımından, kelimenin türü bakımından sıfat olabilir. Ama şu an bunun bir şeyi yok. Mevsufu yok arkadaşlar. Ve bu dolayısıyla bu cümlemiz hal cümlesidir. Müfret haldir. Tamam mı? Ve ismi tamam. Fail kalıbındadır. Sıfat belki de sizi o yanılttı. Ama haldir. Onu da ifade edelim. Luhulet tıflü mimma sema kelimetü tıfl. Tıfl Nasıl? Kelimesi hangi ögedir? Haber, mef'ulün bih, fail, naibu fail. Nasıl? Evet, naibul fail dedik değil mi? Neden? Çünkü zuhile kelimesi gördüğümüz gibi nedir? Nefes. Meçhul fiildir. Meçhul fiillerinde naibul faili olur. Devam edelim. Lem yefhem sırra tahavvuli fiil cevap. El fi'lu yefhem. Yefhem nedir burada? Fiilin ne metlum. Bakımından? Mansup bir fiil mi? Merfu bir fiil mi? Meczum bir fiil mi? Mebni metlum. bir fiil mi? Dua söyle. Dua. Meczum. Meczum dedin dua. Başka bir şey diyen var mı? Meczum hocam. Evet, meczum. Niye meczum dediniz arkadaşlar? Lem edat cezim. Lem edatül cezim dedik değil mi? Lem edatül cezim muzari fiilin biz başına gelir. Muzari fiili cezmeder diyoruz. Sonunu cezmeder. Anlamı da mazi olumsuza çevirir. Evet, mazi fiilin anlamını mazi olumsuz şeklinde dönüştürür diyoruz. Güzel. El hayatu la tu'tike illa bi kaderi ma tu'tiha. Buradaki ma'yı sormuş. Bu cümledeki ma nedir demiş. Taaccübiyye, nafiye, mastariye, mevsule. Nafiye. Nafiye dedik. Güzel. Başka? Mevsule. Mevsule dedi. Dua. Başka? Şimdi nafiye diyenden başlayalım. Önce o dedi. Niçin, neden mafiydi, nafiye dedin? Hocam çünkü ma şey nefi edatı zaten. Şimdi Arapçada bildiğiniz gibi arkadaşlar ma'nın birçok ma var. Nafiye de bunlardan bir tanesi. Aynen ama şey şu an bu cümlede mevsule. İlla bi kadri ma ta'tiha. Evet, burada mevsule nafiye değil. Aynen hocam. Bir defa nafiye olması için zaten muzari fiilin değil de mazi fiilin başına gelir. Kolay, çok az muzari fiilin başına kolay kolay gelmiyor. Mesela aynen. Ketebe yazdı, ma ketebe yazmadı. Diyelim. Harace çıktı, ma harace çıkmadı. Gibi. Şey, ilk cümlede nefi oluyor. Hangisi ilk cümle? Şurada mı? Her hocam şey ma nefi edatı oluyor. İlk cümlemiz nerede? Hayır hocam, yani diyorum gramerde. Tabii. Ha. Evet. Evet. Buradan sonra buraları geçtik. Şuna baktık. Buna baktık. Şurada
Evet. Şimdi Şunları bir de. çiftleyebilir miyiz? Haraca ahadül hükema, adamın biri çıktı. Şimdi bir bilgin çıktı. Buraya Vay. şunlardan bir Ya. tanesiyle birlikte şuradan bir karşılık bulacağız. Ve ibnihi haric Ma'a el-Medine. ibnihi haric Ma'a ibnihi haricel Medine diyoruz, değil mi? el-Medine. Aynen öyle. Taaccebe tıflü dedik. Çocuk şaşırdı. Aynen. Min Men. Sada akval. sada ehvali diye, evet diyebiliriz. Başka olur mu zaten? Ama min tagayyuri Üslubul üslubil mucib. mucib. Bu sanki bu daha doğru. Aynen. Evet. Kâne reddü Binefs asıl şiddet. binefsil kasve ve şiddet, değil mi? İlla. Çok güzel. El hayatü la tu'tike Binefsi. lilla İlla. Bir kadir ma ta'tiha değil mi? bi kadir ma, çok güzel. Bi kadir ma tu'tiha, bu da güzel. Tecidü fil hayati Ma ma kaddemtu kaddemtu ve ve tehtu tahtet ma ma zarat. zarat. Evet, çok güzel. İyi yakaladınız. El hayatı mir'atü amalik Ve sade akvalik. ve sada ekvalik, değil mi? Çok güzel. Evet. Şurada ne demiş arkadaşlar? Bir tanesine bakabiliriz. İzâ aradte en yuhibbeke ennâs fahbibuhum. İnsanların seni sevmesini istersen onları sev. İzâ aradte nokta nokta feahsin ileyhim. Onlara güzel davran diyecek. Ya da iyilik yap, onlara güzel davran. İnsanların sana iyilik yapmasını istersen, Ma'arifte an yuhsana nase ileyke feahsan ileyhum. yavaş yavaş, daha yavaş bir şekilde, çok hızlısın dua. Tamam hocam. En aradte an yuhsana nase ileyke feahsan ileyhum. Şimdi çok güzel. Burada biz en yehsin değil de ifhal babından getirelim. En yuhsinuk en yuhsineke en nas, En tamam. aradte en yuhsine ileyke nas Çok fe güzel. ahsine Yuhsin ileyhum. Aynen. ileyhim, değil mi? Çünkü bu ifal Aynen. babından gelmiş. Şurada ne diyor? İkiye bakabiliriz. İzâ aradte en yehterimke nas fe ahteremuhum. Çok güzel. Ya. En aradte en yusa'adeke nas fe sa'adehum. Tamam, bu dörtte kalsın artık. Siz bunları takır takır yapıyorsunuz. Diyelim. Burayı zaten arkadaşlar yaparsınız. Evet. Dolayısıyla dersimizde Bitti. durmuş olduk. Ekranı bir durdurayım ben. Akabinde de dersimizi kaydedelim. Kaydı durdur diyelim. Kaydı durdu.